Arkadaşlar şimdi hem yeni hem de çok önemli bir konuyla devam ediyoruz. Asenkron programlama. Asenkron programlama günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle işlem hacimlerinin yoğunlaşmasıyla beraber karşımıza çıkıyor. Asenkron programlamayı konuşurken threading konusunu da multithread konusunu da yerleştirmemiz gerekiyor kafamızda. Özellikle sektörde yoğun olarak yanlış veya eksik bilinen konulardan biridir veya karıştırılan konulardan bir tanesidir. Hani multithread'den kastımız ne? Asenkron programlamadan kastımız ne? Bunları bir konuşalım, netleştirelim. Şimdi ben bunu çok daha net anlamamız için bir örnek üzerinden size aktarmak istiyorum. Öncelikle bir başlayalım. New Project diyorum. Geldim buraya. Basit bir Windows Form uygulaması oluşturuyorum. Şöyle şuraya Form yazayım. Windows Form C# olduğundan emin olunuz. .NET Core olanı seçiyorum. Yani bu uygulama için hiç fark etmez hangisini kullandığınız açıkçası. Next diyelim. Ve buraya Threading Demo diyelim. Şöyle şimdilik 1 diyelim. Threading Demo 1. Create tuşuna basıyorum. Şimdi öncelikle bu multi-thread veya thread kavramı nedir? Onu bir yakalayalım. Buraya bir tane buton koydum. Buraya başka bir buton koydum. Geldim, ikisini de seçtim. Property'lerine geliyorum. Fontlarını hemen 12 font yapayım. Okey diyelim. Şöyle bir şey olsun. Bu ilk butonu seçtim. Butonun mutlaka bunu alışkanlık haline getiriyoruz artık. Şöyle ilk butonu seçtiğinizden emin olunuz. Bunun ismini işlem 1 diyelim. Ama name özelliğini btn process 1 yani işlem 1. Buna da gelelim. Buna da işlem 2 diyelim. Ve name'ini btn process 2 diye verelim. Harika. Şimdi arkadaşlar, bakın ben bu işlem 1'e tıkladığım zaman basit bir şekilde şöyle bir şey yazmak istiyorum. Messagebox nokta show diyeceğim. Ve diyeceğim ki işlem 1 çalıştı. Aynı şeyi işlem 2'ye de yapacağım. İşlem 2 çalıştı diyeceğim. İşlem 1 çalıştı ve işlem 2 çalıştı. Şimdi ben bu uygulamayı çalıştırdığım zaman şöyle sağ tıklayalım. Set as Startup Project diyelim. Bu threading demoyu ve çalıştırıyorum. Bakın ben bu işlemi yaptığım zaman, bakın işlem 1'e bastım. İşlem 1 çalıştı şurada. O çıkardığı bir message box var. Bakın arkada bir şeylere tıklamaya çalışayım. İşlem 2'ye tıklamaya çalışayım. Hiçbir şekilde ona müdahale edemiyorum. Çünkü şu thread, şu an içinde bulunduğumuz thread kilitlendi anlamına geliyor. Peki ne oldu burada? Hemen bakalım. Şimdi thread dediğimiz mevzuyu bir tane boruya benzetebilirsiniz. Bu bir Windows Form uygulaması. Burada UI thread dediğimiz tek bir thread var. Yani bir ana thread, UI thread, main thread. Sektörde hepsini duyarsınız. Bu çalışıyor. Yani tek bir thread var. Thread'i bir boruya benzetin arkadaşlar. Şöyle bir tane elimizde boru olduğunu düşünelim ve ona benzetin. Siz bu işlemi bastınız ve o arka planda bir şeyler yapacak ya. Onu buraya gönderiyor. Ve o bu şekilde hani çalışıyor, çalışıyor ve en sonunda borunun sonuna geldiğinde işlemini bitirmiş oluyor. Siz işlem 1'i gönderdiniz. İşlem 1 çalışırken işlem 2'ye bastınız ya. İşlem 2'ye bastığınız anda şu işlem 1, işlem 2'yi şeyle göstereyim, başka renkle göstereyim. Şöyle. İşlem 1. İşlem 2'ye bastığınız anda o da hemen sıraya girer.
Yalnız bakın mantık aynen şöyle. Sizin bu işlem birinizin gönderdiğiniz işlem ta ki buraya geldi. Sanki buradan birisi de diyor ki tamamdır işlem bitti. Haberini yolladığı anda işlem 2 o zaman başlıyor. Yani hani bir parktaki bir boruda yani çocuklar arka arkaya o borunun içerisine girerler. Burada sistem o şekilde değil de o borunun sonundan bir tane çocuk çıktığı zaman birisi haber veriyor ben çıktım diyor veya bunu söylediği anda ikinci çocuk o oyuncağın içerisine giriyor. İşte trading'de de mantık tam olarak böyle. Tek bir thread uyguladığınız zaman o thread'in işlemi bitmediği sürece siz bir işlem gönderdiğinizde o işlem bitmediği sürece o thread'de işlem 2 devreye alınmıyor. Bu default. İşte bu mantığı eğer biz yakalarsak multi-thread ne demek? Asenkron ne demek? Onu anlarız. Peki multi-thread ne demek? Multi-thread de tam olarak şu arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Bu bir default süreçti. Şimdi multi-thread'in ne olduğunu hemen çizelim. Çünkü bu olay zaten oturmadığı için birçok noktada asenkron programlamayı da anlamakta zorlanıyor programcı. Şunu hemen şöyle kapatayım. Evet. Şimdi de multi-thread'i konuşalım. Multi-thread'den kastımız da şu arkadaşlar. Bu işlem biri çalıştırmak için siz bir tane boru kullandınız. Sonra gidiyorsunuz bir tane daha boru kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki işlem biri buraya gönder. İşlem 2'yi de buraya gönder. Yani iki tane farklı boru oluşturdunuz. Kısacası iki tane çocuk var. Onları parka gönderdiniz. Parkta oynuyorlar. Bu birbirini bekleme konusundan dolayı sıkıntı çıkıyor. O yüzden parkta ikinci bir boruyu keşfediyorsunuz. Bir oyuncağı keşfediyorsunuz. Ve çocukları dan birini birine, diğerini de diğerine yönlendiriyorsunuz. Dolayısıyla hani bu durumda bir performans artışı söz konusu. Ama diyeceksiniz ki o zaman bütün işlemleri thread, farklı bir thread'de oluşturun. Böyle yaptığınız zaman da şimdi mevzu şeydir ya bu bilgisayar kaynaklarında, örneğin CPU'da. Hani işte belli bir sayıda, sayıya kadar, belli bir yere kadar siz sistemi avantajlı performansı arttırırsınız. Ama o sayıyı arttırdıktan sonra thread sayısını bu sefer de performans düşmeye başlar. Yani thread'i belli bir sayıya kadar arttırabiliyorsunuz. Örneğin bu genellikle çekirdek sayısıyla çok alakalıdır. İşte 8 tane thread'e kadar mükemmel çalışıyor sistem. Hiçbir sıkıntı yok. Ama gel gör ki 3, 4, 5, 6 şöyle çizelim 7 8 taneye kadar sistem mükemmel çalışıyor. Ki buna da genellikle optimum düzeyde karar verir. Özellikle web uygulamalarında işlemci sayısına vesaire göre karar verir ve sistem onu oluşturur. Ama belli bir yerden sonra o thread sayısını arttırmak yerine threadleri aynen az önceki gibi birbirini bekleme üzerine kurarız. İşte multi-threadden kastımız da birden fazla thread kullanmak. Normal şartlarda biz hiçbir şey yapmazsak bir form uygulamasında tek threadle her şeyi o ekranda çözmeye çalışırız. Bunun da yani illa multi-thread veya illa single-thread olacak diye bir şey yok ki. Tahmin edersiniz ki yerine göre durum var. Yani sizin çok kullanıcınız yoktur. İşlemleriniz çok yüklü değildir. Siz tek threadle hani bir işlem bitip diğerinin başlaması gibi durumlar. Hani bir işlem bittikten sonra diğerinin sonucunu görmek sizin için önemlidir. Ve bu konuda daha çok kullanıcınız yoktur. Sisteminizde performans problemi yok. Problemi yoktur. O yüzden hiç öyle asenkronla şeyle uğraşmayın. Bir şirkette 10 personeliniz var. Onlar kullanıyor. Kaynaklarınız iyi. Hiç öyle multi-thread'e, asenkrona falan girmeyin. Kullanın ama
günümüzde uygulamalar öyle değil. Çok yüklü kullanıcıları da olabiliyor. İşte multithread'in de ne olduğunu anladınız. Multithread'de siz thread sayısını arttırarak işlemleri o threadlere yönlendiriyorsunuz. Şimdi bu noktada diyelim ki bakın 8 thread'iniz var. Bu bir web uygulamasında falan karşılaşırsınız bu senaryoyla. 8 tane thread'iniz var. Bir sunucunuz. O thread sayısı da işte sistem tarafından, IIS tarafından neyse, Apache, Tomcat neyse nerede yayınlıyorsanız uygulamanızı oralarda hani bir şey oluşturulur. Çünkü istekler farklı yerlerden yapıldığı için bir tane thread yapısı oluşturulur. Yani o thread yapısı dediğim buna biz thread pool diyoruz. Yani şu 8'li, 1'li, 2'li, 3'lü neyse kaç thread varsa olsun buna biz thread pool diyoruz. Şunun tamamına thread pool yani thread havuzu diyoruz. Havuzu ya da pool yani. Teknik ismi pool, havuzun İngilizcesi. Bakın bu oluşturuluyor arkadaşlar. Kısacası siz bu tip bir uygulamada diyelim ki işlem sayınız burada 8 tane var ve siz böyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane istek yapılabiliyor. Diyelim ki siz bunu yaptığınız zaman bu bir web uygulaması da olabilirdi. Tamam mı? Bu pool oluştu, havuz oluştu. Siz istekleri göndermeye başladınız. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Kısacası hepsi doldu. Böyle bir durumda hani 8 tane hep bütün threadler de çalıştığı için 9. isteği gönderdiğinizde diyelim ki boşta thread yok. O zaman ne yapıyor biliyor musunuz? O zaman da tabii ki yine optimumu bulmaya çalışıyor. O zaman da o bizim single thread'deki mantık gibi boş bir tane thread bulduğu anda hani bunlardan bir tanesinin bitmesini bekliyor. Bittiği anda diğer oraya yapışıyor. Yani mantık o diyebiliriz. Yani bizim o ilk thread'de oluşturduğumuz mantık eğer çoklu thread varsa atıyorum 2 thread olsun. Burada 3 tane de işlem olsun. Siz birinci thread'i buraya gönderdiniz. Birinci işlemi ilk thread'e gönderdiniz. İkinci işlem buraya gitti ve siz buna bastınız. Bunlardan hangisi biterse o gidip ona yapışıyor. Hani multi-thread bile olsa. Ama unutmayın bir Windows Phone uygulamasında single thread vardır arkadaşlar. Konsolda da öyle. Biz o thread sayısını değiştirmediğimiz sürece tek single thread çalışır bu uygulama türlerinde. Zaten konuyu rahatlıkla anlamak için de bunu yapacağız. Şimdi multithread'in ne olduğunu öğrendik. Peki asenkron programlama ne? Asenkron programlama da şu arkadaşlar. Sizin diyelim ki tek bir thread'iniz bile olsa. İkinci bir thread genellikle açılır. Ama asenkron uygulamalarda thread açmak şey değildir. Hani ona sistem karar verir. İşte .NET Framework. O altyapısıyla onu çok güzel kontrol ediyor zaten. Ama genellikle siz asenkron bir programlama yapacağınız zaman şöyle bir çalışma olur. Mantığı yakalamak için söylüyorum. Yani birden fazla thread açılabilir, açılmaya da bilir. Ama ilk durum için genellikle açılır. Açılır hatta. Şöyle asenkronu hemen çizerek size daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Şöyle ki iki işlem için sizin bir tane thread'iniz var. Normalde bu işlemi gönderdiğinizde bu işlem şuraya gelmeden sistem çalışmıyordu ya. Yani ikinci işlem devreye girmiyordu ya. İşte asenkron programlamada tek thread'de aynı anda iki işlem çalışabilir. Veya bir thread'de bir işlem varken diğeri de devreye girebilir. Yani bu thread'i paylaşımla kullanıyoruz. Kısacası o parktaki örneği verecek olursak çocuklardan biri parktaki boruya girdi. Çocuk şuradayken diğeri de sisteme dahil olabiliyor arkadaşlar. Veya ikisi aynı anda girmek isteyebiliyor. Bazen de çocuklar yapıyor ya. İşte ikisi aynı anda boruya girip işte eğleniyorlar. Bu şekilde de yapılabiliyor. Asenkron demek zaten
Zaman senkron, zaman kurallı demek. Yani sıralı gibi. Asenkron, zaman kuralsız demek. Kısacası asenkron programlamada da aynı multi-thread gibi iki işlemi benzer zamanlarda devreye sokabiliyorsunuz. Ama multi-thread'de hiçbir zaman bir thread iki işlem için ortak kullanılamıyordu. Ama asenkron programlamada bir thread iki işlem için ortak kullanılabiliyor. İşte bu noktada o web'deki avantajı yakalıyoruz. Yani o web uygulamalarında dedik ya, arka planda işte bir thread pool. Yani burada da Windows Phone'da da thread pool var ama web uygulamalarında bunu daha yoğun görüyoruz. Default olarak atıyorum çekirdek sayısına göre bize 8'li bir thread pool oluşturduysa, bu illa web ile sınırlandırmayalım tabii bunu. 8'li bir thread pool oluştuysa bir istekleri gönderdik böyle. Hepsi de şu an çalışıyor diyelim ki. Sırada bekleyen bir istek olduğunda asenkron programlama kendisini bir thread'e yine yapıştırıyor. Yani sistemde bir bekleme oluşmuyor. Tekrarlıyorum. Multi-thread'de birden fazla thread var. Asenkron programlamada yine birden fazla thread genellikle vardır. Ama illa bir thread'i beklemek gerekmiyor. O thread'i ortak paylaşımlı kullanma söz konusu. İşte özellikle ben bu derste hani sektörde yoğun olarak netleşmemiş bir konuyu sizin için bir programcının bilmesi gerektiği seviyede netleştirdiğimizi düşünüyorum. Artık örneklerimize yavaştan başlayabiliriz.